Kenan'la birlikte yine attık kendimizi dışarılara. Rotamızı da planladık. Bugün Güdül, oradan da Yeşilöz yapacağız. Ama kısmet olursa yarın da yine Güdül, Sorgun, Alicin Tepesi Dağı, neyse işte dağdaki o yer, Alicin'e gideceğiz. Manastır. Manastırına. Yarın ama yine balık yakalayıp, kendi yakaladığımız balıkları pişirtirip yemeyi düşünüyoruz. Öyle bir deneyimimiz oldu, çok hoşumuza gitti. Şimdi yola çıkmadan önce, Eskişehir yolunda E5'e çıkmadan, Tem'e çıkmadan önceki son durak bir Türk kahvesi içiyoruz. Ondan sonra da yolculuğumuza başlayacağız. Çekim Tem'de yapmayacağız, Güdül'e dönerken çekime başlayalım diyoruz. Çünkü düz yolda giderken öyle çok bir esprisi olmuyor çekimin. Güzel bir gün olur diye düşünüyoruz. Hava durumuna bakmadan çıktık. Ankara için saat 1-1.30 gibi %50. Güdül tarafında da %40 yağmur gösteriyor. Bakalım başımıza neler gelecek. İnşallah öyle bir şey olmaz da keyifli keyifli gideriz. Evet. Şu şantımızı buraya koyalım. Bu da bayağı kullanışlı oluyor uzun yolda giderken. Evet, Güdül ayrımına geldik. Güdül'e doğru giriyoruz şimdi. Bundan sonra yollar çok hoş. Bizim hep sevdiğimiz yollar. Evet, kayıtlarımıza başladık. Evet. Güdül 25 kilometre bir yolumuz var Güdül'e. Güdül'ü de geçeceğiz biz gerçi. Yeşilöz'e doğru gidiyoruz. Evet. Orada bir Akif abi miydi? Akif abimiz var orada. Evet. Burada bir güneş enerji santrali var. Evet. Bayağı büyük. Oldukça büyük. Biz bu taraftan az bir kısmını görüyoruz. Öbür yamaca doğru yaymışlar. Harika. Şimdi aramızı biraz açık tutuyorum ben Kenan. Aha. Yani şöyle 100 metre gibi, 50 metre gibi. Aha. Viraj yaparken rahat yapabilirim. Okey. Evet. Buralarda güzel virajlar da var. Evet. Çok aşırıya kaçmadan. Fazla limitleri zorlamadan tatlı tatlı. Abi bu arada bir başıma gelen bir şey paylaşayım olmazsa. Cumartesi günü Kenan bu arada tatildeydi, yoktu, yeni geldi. İşte gelince birlikte hemen çıktık yola. Cumartesi günü Honda'daydım, Efe Honda Ankara'da. Sohbet ettim işte, konuştuk filan. Tam çıkıyorum bir baba oğul geldi. Ondan sonra ben o esnada telefonda konuşuyordum hatta. İşaret ettiler bir dakika görüşebilir miyiz diye. Telefonu kapattım. Tanıştık, konuştuk. Bu benim NC750'yi tanıtım videomu izlemişler. Ondan sonra zaten akıllarında da bu tip bir motosiklet varmış. Ondan sonra çıkmışlar Efe Honda'ya NC750 almaya gelmişler. Ben de tabii oradaki satış müdürü Emrah Bey var. Ondan rica ettim, gereken ilgiyi gösterdi. A2 sürücü kursunda da kurs alıyormuş oğlu. Ondan sonra çok hoşuma gitti açıkçası. Yani bizim videomuzu izleyip anlatımlarımızı dikkate alıp o yoldan giden birisini görmek çok hoşuma gitti. Ertesi günde A2'de karşılaştık. Eğitim alıyordu arkadaş o esnada. Honda NC750'sini de almış, satın almış. Hatta ekipman sormuştu bana neler almalıyım diye. Onları da tamamlamış. Açıkçası çok hoşuma gitti. Yani şöyle hoşuma gitti. Bizim yaşadığımız, başımıza gelenler, deneyimlerimizi paylaşıp da o paylaşımlarımızı
dikkate alarak insanların bir şeyler yapıyor olması, senin XMX250'de çok yaşadık bunu biliyorsun. Evet. Bayağı izleyip alan böyle, oldu. En azından 6-7 kişi biliyorum ki ben gidip tercihini XMX250'den yana kullandı. Bunları görmek, dikkate alınmak. Ya işte sosyal medyanın gücü bu biraz. Yani biz de bir şey alacağımız zaman muhakkak araştırıyoruz. Muhakkak izliyoruz defalarca. Hatırlasana. Yabancı sitelerden, yabancı kanallardan. Tabii ya. Benim motoru NC750'yi almadan önce diyebilirim ki bir ay video manyağı oldu. Evet öyle oluyor o iş. Tüm dünyadan. Ve çok faydalı oluyor ya ben. Evet, hani kesinlikle. Zorlanıyoruz falan böyle çekerken falan ama yani muhakkak birilerine dokunuyorsun orada yani. Birinin istediği bir şeyi orada söylüyorsun yani. Kesinlikle. Ve o da oradan bir ışık yakalayıveriyor. Bu açıdan çok keyifli. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu güzel bir şeydi. Bir şey daha. Telefon var ben bu arada. Sen devam et konuşmana. Tamam. Benim bu NC750X motorumla ilgili genelde memnuniyetsizliklerimi daha önceki uzun kullanım incelememizde bahsetmiştim. Fakat şimdi sık sık uzun yol yapmaya başladık. Uzun yol yapmak demek motosikletin üzerinde kaldığınız sürenin çoğalması demek oluyor. O güne kadar seleyle ilgili açıkçası çok bir şikayetim olmuyordu. Ama havalar ısınıp da daha böyle uzun süreli bir sürüşle 250-300 kilometre gittiğimiz yollar olmaya başlayınca NC750X'in orijinal kendi üzerindeki selesi biraz yakıyor ve ağrı da yapıyor diyebilirim. Ne demek bu? Yani 1,5 saat en fazla sürüp ondan sonra mutlaka ki bir dinlenmek gerekiyor. Bu artık bayağı böyle bir müddet sonra yani uzun sürüşlerde can yakmaya başlıyor. Çözüm aradım bunun için. İşte piyasada çeşit ürünler var ama işte Wild S olsun, yine böyle içine hava basılan, adını hatırlayamadım, 1100-1200 liralarda olan bir ürün daha var. Wild Air Hawk. Air Hawk. Onlar da yani çok para ve içine az miktarda bir hava mecburen koymanız gerekiyor. Pompasıyla şişirmeniz gerekiyor. Selenin üzerinde motordan bağımsız ister istemez biraz hareket oluyor. Onu da hem parasal anlamda, fiyat anlamında çok arzu etmedim. Hem de o tip bir şey arzu etmedim. Araştırdık. Tucano Urbano'nun hava geçirgenliği olan 1,5 santimde yüksekliği olan ama oturduğunuz zaman o yükseklik kayboluyor ortada. Hem scooterlar hem de bu tarz motorlar için bir sele minderi olduğunu gördüm. Birazcık da videolar baktım, araştırdım filan işte nedir ne değildir diye. Havalandırma anlamında kalçalarınızı %70, konfor anlamında da %30 etkisi olduğunu söylüyorlar. Yani genelde bir ağız birliği olmuş bu konuda. Ben de bir denemek istedim, aldım. Yaklaşık bir iki sürüştür filan kullanıyorum ama ilk defa böyle uzun soluklu bir seyahatte kullanıyorum. Şu ana kadar eskiye oranla söylüyorum, %50 fark etti. Yani hem kalçam çok rahat hem de pişme olmuyor. Motorun sıcağı da geliyor alttan doğal olarak. Onunla arada da bir izole oluşturuyor. O anlamda eğer ki bu tip bir sıkıntısı olan arkadaşlar varsa tavsiye edebilirim. Muadillerine ya da benzer modellere göre fiyat olarak da gayet iyi. 250 lira, 240 küsür lira civarında. Takılması da çok kolay.
ıslandığında mıslandığında da bir sıkıntı yok. Haliyle hava geçirgen olduğu için hiçbir mahsuru yok ıslanmasının. Böyle bir alımım oldu, onu da paylaşayım istedim. Ben de öyle bir sorun yok. Evet. X-Max'in selesi gayet rahat. Evet. Ben bir de bu kedilerden maalesef bir iki tırmıkladılar. Korumak için bir normal piyasada herkesin bildiği o bir delikli bir sele kılıfı var. Ondan kullanıyorum. Gayet o da hava alır özelliği var. Havadar havadar gidiyorum. Yani öyle bir ağrıma da yok. Zaten yoktu canım zaten senin. Zaten yoktu. Sen padişah koltuğunda gidiyorsun. Padişah koltuğunda tahta gidiyorum. Ben sadece kedilere önlem olsun diye taktım yani. Selenin üstüne çıktım abicim. Tabii. Jilet atmış gibi oluyor. Jilet atmış gibi oluyorlar yani. Acayip. Bir iki ufak delmişler yani. Evet. Seleyi. Sisibarı bile ufak bir tırnak izi var yani. Sisibarda. Mecburen onları akşam oldum mu böyle sarıp sarmalayıp artık battaniyeler bir şeyler, üzerine tahtalar falan, değişik önlemler aldım artık. Evet, başka çare başka yok. Başka çare yok, yoksa yapacak bir şey yok. Ve buradaki virajlar gayet güzel bu arada. Kenan, bu arada sen şu şeyden bahsetsene biraz ya. Hangisinden abi? Bu arka çamurlukların kuyruk ucuna gelmeden önceki iki yandaki çıkıntıya yaptığın şeylerden bahset. Evet. O da önemli. X-Max alacaklar için önemli bir detay. Evet. Ya ister istemez o binerken falan filan ya da bilmediğim şekilde oralarda ufak çizikler oluşabiliyor. O tam çıkıntılar. Burada görmüş olduğunuz çıkıntılarda GP kompozitte böyle karbon fiber bir ürün yapmışlar bu yeni X-Max'lere göre. Kendinden içinde yapışkanları var, onlar vasıtasıyla taktım. Hani o bölgede muhakkak bir çizik oluyor, nedendir bilmiyorum. Çizikler bir şeyler, ya topuğumuz değiyor ya artçı binerken bir şey oluyor falan filan oraya. O X-Max 250'de de Forza'da da aynı şekilde bildiğim kadarıyla. Evet. Motorun aerodinamik yapısı gereği arka çamurluğa doğru gelirken selenin altı genişliyor. Evet genişliyor. Genişlediği için de oraya adım atarken, binerken, inerken ya evet, motoru park ederken bir şeyler oluyor. Hemen çizilmeler oluyor. Yani. Oluyor. Onları o şekilde bir malzeme bulup yapıştırdım. Çok da güzel olmuş. Ben güzel beğendim oldu. Yani. Evet. Maksat çözüm olsun yani. Evet. Güzel oldu. Onu da kaç liraya almıştım? 120 lira mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Kendim de yapıştırdım. Gerekiyor yani. Onu takmak şart. Evet. Güzel virajlara geldik yine. Evet. Güdül sivrisi diyorlar buraya da. Güdül sivrisi. Güzel virajlar. Fazla tehlike arz etmeden ufak ufak yatıyoruz işte. Burası biraz sertmiş. Burada hafif frenledim mecburen. Viraja girmeden önce. Burası da yine bayağı bir sert. Biraz. Hafif yavaşlıyorum. Çok abartmamıza da gerek yok. Evet. O apex noktası işi. Evet. Bu işte çok önemli. Vücudu oldukça dik tutmaya çalışıyorum ben. Hani motoru yatırıyorum, kendim dik duruyorum. Mesela bunda da viraja girme tekniklerinde 2-3 tane görüş var. Bir tanesi Kenan'ın dediği. Motoru yatırıp vücudu dik tutmak. Evet, bazısı tamamıyla vücuduyla birlikte yatıp kafasını dik tutan. Evet. Daha böyle racingçiler hani hafif evet, çıkartarak filan. Ama her ikisinde de temel kural işte o apex noktasına geliyorsunuz. Ondan sonrasında apex noktasının
eğrisi başladığı anda gaza hafif açıp viraj bakışınızı bozmadan tatlı tatlı çıkıyorsunuz. Biz yarışçı değiliz. Mümkün mertebe keyif alacağımız süratlerde virajlara girip çıkmaya özen gösteriyoruz. Bir tehlike olmasın Allah korusun. Çok keyifli bir yol burası. Evet, hem yol güzel, hem doğa tabiat güzel. Bu arada ben bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki Turan abi nereden çıktı o da? Çıktı vallahi kardeş. Öyle söyleyeyim. Dedim ya geçen cumartesi F10'daydım diye. Ya bu aralar böyle bir kaşıntı tuttu beni. Afrika TV'nin Afrika TV'nin diye. Boyum biraz uzun olduğu için. Yani aslında çok uzun değil. 1.86 boyundayım ama. Saçma bir çok saçma işte o yollarda saçma. Böyle saçmalıklara dikkat etmek gerekiyor. İşte bir Afrika TV'm buldum. Sahibi boyu kısa olduğu için çok rahat edememiş, konforlu binememiş. 1600 kilometrede daha. Güzel tarafı da alırken alan arkadaş Honda'nın orijinal üçlü çanta seti, orijinal uzun tur camı, orijinal orta sehpa, hep go backer, full body koruma, motor, yan ve alt korumaları, bayağı da özenmiş, masraf da etmiş, almış, bayağı dolu bir motor. Düşüncesi de NC750 bana daha iyi olur. Boyum ona daha müsait. Hani bunu satayım da bir NC750 alayım düşüncesindeymiş. Bu haber bana gelince motorun durduğu yere gittim, baktım işte. Çok hoşuma gitti. Yani Afrika Twin gerçekten efsane bir motor. Anlatmaya gerek yok. Tarzı biraz daha değişik ama hem uzun yol için hem doğa için çok uygun bir altyapısı var. Haliyle onu almaya diye işte böyle niyetleniyor gibi oldu. Fakat satan arkadaş fikri değiştirmiş. NC750 de bana büyük gelir. Ben işte XMAX 250 ya da Forza alacağım diye. Öyle olunca hani benim motorumu verip onu alma şansını yitirdim. Ama öbür taraftan da işte eşe dostla benim motosikletimi söylüyorum işte. Böyle böyle satmayı düşünüyorum, Afrika Twin almayı düşünüyorum diye. Şimdilik böyle insanın içinde kıpırtılara sebep olan düşünceler. Ama motorumu da çok severek kullanıyorum yani gerçekten. Bence olmasa da olur. Olmasa da olur. Şu anda 2.9 litreyle buraya geldim. Evet, şimdi kamera gösteriyor mu bilmiyorum ama Ankara'dan çıkalı. Yani ikimiz de yakıt aldık, sıfırladık. 111 kilometre yaklaşık olmuş. 111.6 kilometre. Evet, 111.6 şu anda benimki de. Ben 2.9, 100 kilometrede 2.9 litre yakıyorum şu anda. Kenan da tahmin ediyorum 2.5'lar falan yakıyor. Evet, öyle gözüküyor. Yani bu ekonomisi de inanılır gibi değil bu motorun. Onun için koçu seviyoruz yani. Maşallah. Sadece kaşıntı diyorsun. Evet evet. Yani işte hani birazcık daha boyuma uygun mu olur yani. Bütün mevzu oradan kaynaklandı zaten. Ama dediğim gibi olmasa da olur. Şart değil yani. İllaki olmak durumunda olan bir şey değil. İmkan olursa diye öyle düşündüm. Yoksa gerçekten motosikletler çok pahalandı abi yani. Evet evet. Çılgınlık, cinayet yani. Herkes elindekinin kıymetini bilsin. Evet vallahi kıymetini bilsin. Öbür tarafta hele hele işte
İtalyanlara, Almanlara filan şöyle kaysanız almış başını gitmiş, hiç alınacak gibi değil. Haliyle sahip olduğumuz motosikletlerimize iyi bakalım, keyfini çıkartalım yani. Ben bu Afrika TV'nin de ikinci el olduğu için uygun bir fiyat söylemişti arkadaş. Onun için niyetlendim böyle bir şeye. Yoksa hiç kalkışmam yani. Ama bu 250 cc ve altındaki ÖTV indirimi devam ederse, mesela şu an XMAX 250 yok piyasada. Forza, Honda Forza 250 yok piyasada. Bu ÖTV indirimi bayağı piyasayı canlandırdı. İşte Canon'ınki XMAX 250 ve biz çok takdir ettik gerçekten XMAX 250. Benim motorum işte NC750. Bacanağımın motoru Yamaha'nın Tracer 700'ü. Vallahi biz nereye girdik çıktık, Kenan oraya girdi çıktı. Hiç ikilemedi yani, böyle vay ben gelemiyorum, gidemiyorum, çekmiyor, çıkmıyor. Hiç böyle bir konuşmalar geçmedi aramızda. Evet, bizim kahvemize geldik. Kahvemize de geldik. Zaman özellikle de yazın böyle oluyor. Bir müddet sonra zaten hiç göremez hale de geliyorsunuz. Çok fazla sinek, böcek, kelebek ve yağlı yapılar olduğu için de bulaşıyor. Ben araştırdım. Bunun için çok marka var. İpon var, Motul var, Vürtün var. Çok çeşitli modeller var. Bir gün geçerken bir motosiklet aksesuar satan mağazadan aldım. Bunun fiyatı 40 liraymış. İnternette 30-35 liralara da belki bulunabilir. Fakat çok etkili. Kask temizleme için üretilmiş bir ürün. Şimdi şöyle size de örnekle göstereceğim. Uygulaması da çok kolay. Yalnız bunun için temiz bir tane şöyle mikrofiber bezinizin olması gerekiyor. Şu şekilde sıkıyoruz önce. Biraz bekletiyor musun? Evet, birazcık beklemesi gerekiyor ki şeyleri o çözsün. İşte sinek, böcek yağlarını. Şuna da sıkalım, o da beklesin. Şunu kapatalım, şunu da kapatalım. Kenan Efendi'nin de kaskını cicik yapalım. Sadece vizöre değil, kaskını her yerine kullanabildiğiniz bir ürün. Üzerindeki çıkartmalara ya da boyalara zarar vermiyor. Onu özellikle belirtmişler. Ben şimdi uzamasın video diye hemen şuradan temizlemeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi yani çok fazla beklemesine de gerek yok. İşte hepsi bu.
Eskiden reklam vardı televizyonda. Ya teşekkürler Akif abi. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Pırıl pırıl tertemiz. 2 dakikada çıktı. Kenan'ınkini de silelim. Senin şurada çok büyük bir kelebek cinayetin vardı. Kelebekler azaldı ama. Evet, kelebek. Bu sefer kelebek yoktu yolda. Geçen Cem'le geldiğimizde çok korkunç kelebek vardı. Üstümüz başımız batmıştı. Bu sefer olmadı öyle bir şey. Sakarya'dan Sarıyer'e, Sarıyer'den... İşte bu. Ürünü de şöyle koyalım. Ürünün reklamı değil, muadili bir şeyler alınabilir diye söylüyorum. Çok marka var çünkü bu işi yapan. Evet. Çayımızı içtik. Evet, Akif abimiz bizi bizden aldı. Ya arkadaşlar, vallahi motorla çıkmaya geldiğinizde, yani gezmeye çıktığınızda, ne dediğimi de bilmiyorum şu an, hala şokundayım olayı. Mutlaka Yeşilöz'e uğruyorsunuz, Güdül'den hemen böyle bir 3 kilometre, 5 kilometre sonra Güdül Sapağı'ndan. Yeşilöz'e geliyorsunuz, meydan kahvesini işleten, hemen caminin yanında zaten çok küçük bir meydanı var. Kahveyi işleten Akif abimizle tanışıyorsunuz yani. Olmazsa olmaz bir şey bu söylediğim. Her motosikletçinin mutlaka uğraması gereken bir mekan yani. Onun o güzel sevimli halleri, anlattığı beyin donduran hikayeleri, brain freeze oluyorsunuz yani. Ya çok iyi bir insan, fakat anlattığı hikayeler diyorum ya, sizi sizden alacak yani, emin olabilirsiniz. Özellikle Venezuela kısmı filan yani. Of of of. Mutlaka gelin bir çayını için derim. Çok candan, çok cana yakın bir insan. Ben kendisiyle tanıştığımızdan beri özellikle Yeşilöz'e işim olmasa bile, yani rotamızın üzerinde olmasa bile, eğer yakın geçiyorsak mutlaka uğramaya gayret ediyorum. Kenan bugün çok güzel Yeşilöz'ün tam sırtını dayadığı dağlık kesimin videosunu çekti drone'la. Videoda da göreceksinizdir. O çok acayip bir yer orası da yani. Tarihinden bahsediyoruz zaten, evet, videoda. Acayip bir tarih. İnsanlar nasıl çıkmış yaşamış oralarda filan. Şöyle siz de izlerken videoyu kendi gözünüzle canlandırırsınız. Dediğimiz gibi saat 3'e çeyrek var. Benim işim olduğu için bugün biraz erken dönüyoruz. Aslında geç bile kaldık ama bugünkü gezimiz kısa ama bu işin inşallah bir de yarını var. Kısmet olursa yarın da yine bu tarafa geleceğiz ama Sorgun göletine doğru gideceğiz. Orada da güzel çekimler yapacağız. Yolda gidip gelirken yine sohbet ederiz. Ama asıl Yeşilöz Sorgun arası hem asfalt daha güzel hem çok daha fazla viraj var. Yarın da o kısmın videosunu çekeceğiz inşallah. Şimdi geldiğimiz yoldan dönüyoruz. Kızılcahamam üzerinden gitmeyeceğiz. Bugün Ayaş üzerinden gelmiştik. Ayaş üzerinden de dönüyoruz Ankara'ya. Belki Ayaş'tan durur, bir alışveriş yaparız da sebze meyve. Olabilir. Senin bagajda durum nasıl? Benim bagaj bal biliyorsun yani, sıkıntı, evet. Problem yok. Bende kamera ekipmanı olduğu için, evet. Benim yerim yok. Bakarız, olmazsa az az bir şeyler alırız ya, ne olacak. Ya işte top case'di, yan çantaydı, aslında o kadar mühim değil diyoruz ama böyle uzun yola çıkınca da insan eksikliğini hissediyor ya. Bugünlük kısa bir rota oldu ama çok keyifliydi. Valla bir çay içtik, geldik. Evet.
Çayımız sabah kahveyle başladık. Evet. Öğlen çayı, ikindi çayıyla bisküvi çayımızı yaptık. Çok da keyif aldık. Çok da güzel oldu. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın inşallah çok daha eğlenceli bir sürüş için bu akşam dinleyelim. Tekrar geleceğiz buralara. Evet. Yarın sabah daha erken çıkarız. Evet. Kahvaltı yaparız. Evet. Atıştırırız bir şeyler. Oradan basarız geliriz. Yollara düşeriz yine. Sorguna çıkarız. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın diyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler.